Fuat Uğur, Akşener'e namusuz diyenler neden onunla ittifak yapar? Röportajı İleri Haber adlı sol bir internet portalına vermiş CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu. Kendisi o sırada CHP Parti Meclisi üyesi ve aynı zamanda CHP İstanbul İl Teşkilatı'nın bugün ele geçirmiş olan Birleşik Haziran Hareketi adlı sosyalist oluşumun yürütme kurulu üyesi. Zaten bu sıfatlarla konuşmuş. 2017 yılında yapılan bu söyleşide Ümit Özdağ ve Koray Aydın'ın desteğiyle İyi Parti'yi kurma hazırlıkları içinde olan Meral Akşener'le ilgili görüşlerini ifade ediyor. O sıralarda bu partiyle CHP'nin ittifakı da konuşulmakta. Proje hazırlanmış, okyanus ötesinden gelmiş ve ufak ufak dillendiriliyor. Ama nedendir bilinmez, Canan Hanım Meral Akşener için ağzına geleni söylüyor. Kişisel olarak ben, Meral Akşener'in geçmişte namussuz ve aktif siyaset yaptığı, devlet yöneticiliği yaptığı dönemlerdeki duruşunu unutmayanlardanım, Meral Akşener gibi geçmişin kirli siyasetçilerinden, Türkiye'nin merkez sahanı dolduracak gibi çok umut vadeden cümleler kurmayı da, siyasetçi olarak her şeyden önce kendime yakıştıramıyorum. Oh maşallah, ağzından bal damlıyor adeta. Canan Hanım sözlerinin devamında siyasi dengeler toplumu Meral şenerlerden medet umar hale getirdi. Ama ben yanlış kişilerden, yanlış işlerden doğru sonuçlar çıkmayacağına inananlardanım dedikten kısa süre sonra CHP ile İyi Parti arasındaki ittifakın temelleri atıldı. Canan Hanım da bu ittifakı bir güzel yalayıp yuttu. Şimdi... Çıkardıkları ortak İstanbul adayının gölgesi ve eş başkanı olarak gayet mesut. Ama bu durumda kaçınılmaz olarak İyi Parti Genel Başkanını namussuz Meral Akşener diye tanımladıktan sonra yaptıkları ittifak yüzünden bizim de bazı sorularımız var kendisine. 1. Canan Hanım, kirli siyasetçi ve namussuz dediklerinizle bugün ittifak yapıyor olmanız sizi şu anda ne yapıyor açıklar mısınız? 2. Meral Akşener'in namussuz bir aktif siyaset geçmişi olduğunu söylüyorsunuz. Onu kirli bir siyasetçi olarak tanımlıyorsunuz. O halde biliyor olmalısınız. Hangi suya girdi de yıkandı, temiz pir oldu ve koynunuza girdi? 3. Yoksa okyanus ötesinin ileri teknoloji ürünü kuru temizleme seanslarından mı geçirildi? 4. Bu esnada sizin sosyalist beyniniz yıkandı da ondan mı namussuz ve kirli siyasetçilerle kucak kucağısınız? Canan Hanım bu yazı artık bir mektuba dönüştü. Geçmiş tweetlerinize bakıyorum. Hakikaten FETÖ için iki çift laf bile edememişsiniz. Oysa iş 15 Temmuz gecesi canlarını ortaya koyan halkımıza hakaret etmeye gelince ağzınız hiç kapanmamış. Ama Afrin'de Cerablus'ta ve Kırsal'da PKK ile mücadele ederken şehit olan askerlerimiz için de ağzınızı bıçak açmıyor. Sosyal medyadan öğrendik. Sanırım 4-5 porsiyon domuzu bir çırpıda lüpletmeye gelince faraş gibi açılan ağzınız öyle anlaşılıyor ki sizde yeni bir genetik formasyon oluşumuna sebebiyet vermiş. Namussuzlar ve kirli siyasetçilerle ittifak yapabilecek denli namustan özveride bulunduğunuza göre hazmetme kapasiteniz bir hayli genişlemiş. Zaten oy hırsızlığı ortaya çıkıp 27 binlik fark 12 bine indiğinde sonuç değişmiyor ki fark kapanmadı derken takındığınız utanç duygusundan azade tutumunuz bu kapasiteniz hakkında bana yeterince fikir vermişti. Hırsızlık ve sahtekarlık mı? Nedir o canım? Vız gelir tırıs gider. Ben namussuz ve kirli siyasetçilerle ittifak yapmış bir kadınım. Her şeyin zamanı var, öyle değil mi efendim? Gerçi siz Stalinizme daha yakınsınız ama Lenin'in sözlerini de inkar ediyor olamazsınız. İki adım geri, bir adım ileri. Galiba devrim geliyor Canan Hanım. Ha gayret. Fuat Uğur, Türkiye